Abdullah Hoz, İbrahim Murat Gündüz ve Şahin Eroğlu spor alandaki yolculuğunu iş dünyası ile paylaştı. Efendim, ülkemizde üzerinde durulması gereken önemli spor dalları var. Muay Thai, kickboks, boks da bunlardan bir tanesi. Bizler de bugün Ankara'da bu sporlara gönül vermiş önemli isimlerin bir araya geldiği bir platformdan sesleniyoruz. Yanımızda da iş insanı Abdullah Öz var. Nasılsınız Abdullah Bey? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu platformu konuşacağız ama öncesinde biraz iş insanı kimliğinizi de öğrenmek istiyoruz. Ankara'da neler yapıyorsunuz? Biz Ankara'da Ticaret Odası'nda 64. Komitede meclis üyesiyim ve oradaki arkadaşlarımızla birlikte vermiş olduğumuz bir karar üzerine yürüyoruz. Unutulmakta olan ve üzerine durulmamış spor dallarımıza elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Peki bu platformu biraz sizden öğrenmek istiyoruz. Siz hangi konuda destek sağlayacaksınız? Çünkü çocuklarımız için de oldukça farklı yardımlarınız da var. Sporcularımızın gerekli olan ihtiyaçlarını elimizden gelince karşılamaya çalışıyoruz. Ama buna keza 64. komitedeki güvenlik şirketlerimiz olarak okullarımıza bunlara güvenlik eğitimi vererek, güvenlik sertifikalarını alarak ve bunlara iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Ve sporcularımıza iş imkanı sağlamaya da çalışıyoruz. Sporcularımızın her daim aslında destekçisiniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz Abdullah Bey? Sporcularımızın uluslararası arenada Türk bayrağını her zaman dalgalandırmasından yanayız. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, Abdullah Bey ile olan sohbetimizin burada sonuna geldik. Şimdi de Muay Thai ve Kickbox Milli Takımlar Teknik Direktörü Şahin Eroğlu ile sohbetimize devam edeceğiz. Efendim şimdi de yanımda Muay Thai ve Kickbox Milli Takımlar Teknik Direktörü Şahin Eroğlu var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz. Başarılara doymuyorsunuz aslında ekip olarak. Öncelikle biraz sizi tanıyalım hocam. Ardından bu başarılarınızın Hindistan'a uzanan bir ayağı var. Bunu da konuşacağız. Evet. Şahin Eroğlu ben. Muay Thai ve Kickbox Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda antrenörlük yapıyorum 19 Mayıs tadında. Ankara'da birçok milli takıma sporcu kazandırıyorsunuz evet, aslında. Evet, elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Peki, Hindistan maceranız yakın bir tarihte olacak. Aslında birçok farklı dallarda görev yapan sporcularımız var. Ama bu teklif size gönderildi. Bunun en önemli sebebi neydi sizce? Öncelikle dünyanın en büyük organizasyonu olan boks organizasyonunda ilk defa Türkiye'de bayan sporcular davet edildi. Bunun da sebebi Murat Gündüz Bey. Şu anda yapılacak olan bu organizasyona Türkiye'den girecek olan iki tane Avrupa ve dünyada başarılı olan sporcumuz var. Ona hazırlanıyoruz, onun için çalışıyoruz. Müsabakanın tam tarihi belli değil ama biz yine de şimdiden hazırlığımızı yapıyoruz. Çok yakın bir zamanda zaten bunun da duyumunu alacağız. Evet. Orada sizleri görmek bizi de gururlandıracak. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür Başarılar ederim. Diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, hocamız Şahin Eroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Murat Bey'le hem organizasyonu hem de orada gerçekleştirilecek macerayı konuşacağız. Efendim açılışta da belirttiğim gibi spora gönül vermiş önemli isimlerin bir araya geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi de o isimlerden biriyle birlikteyiz. Yanımızda iş insanı İbrahim Murat Gündüz var. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Sizleri aslında tanıyoruz ama biraz daha yakından tanımak adına bilmeyen izleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ben de devlete hizmet veren hizmet sektörü firmalarından birinin sahibiyim. Asıl işimiz bu. Bunun haricinde fight sporları dediğimiz kickbox, muay thai, boks gibi sporlara gönül vermiş bir spor sevdalısı iş adamıyım. Gönül vermekle de kalmıyorsunuz aslında. Her daim desteklerinizle birlikte evet. Onları da yüceltmiş oluyorsunuz. Spora kazandırdığınız birçok aslında öğrenci var. Dolayısıyla onlardan bir tanesi de Hindistan'da gerçekleşecek olan bir müsabaka. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Spor dünyasında dünyanın her yerinde birçok tanıdığımız var. Bunlardan bir tanesi de merkezi Hindistan'da bulunan bir organizasyon firması. Onlar hatta Türkiye'de bize bayilik dahi vermek istiyorlar. Yani bizi siz temsil edin Türkiye'de diyorlar. Bu kişiler Şahin Eroğlu hocamın Tayland'ı geçerek ülkemizi Muay Thai sporunda daha ileri seviyeyi taşıdığını öğrendikten sonra bize olan ilgileri arttı. Bizden
İki tane bayan boksör sporcu istediler. Bu ne için? Profesyonel boks organizasyonunda Hindistan'da dövüştürmek için bizden istediler. Bunu niye istediler? Hem başta hocamın başarısı, daha sonra benim ikili ilişkilerimle alakalı olarak. İnşallah Allah izin verirse kızlarımız Hindistan'da bu organizasyon düzenlenecek olursa ülkemizi temsil edecek ilk kızlar olacak. Evet. Daha önce hiçbir kız profesyonel maç organizasyonu yurt dışına davet edilmedi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir kez daha sizlerin huzurunda İbrahim Murat Gündüz'e teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.